Merhaba arkadaşlar. Bugün Eren'le birlikteyiz. Eren'le birlikte gözlem evinin üst katına başlayacağız. Eren, hoş geldin. Hoş bulduk abi. O zaman ilk olarak ne yapalım? İşimize bakalım neler varmış. Şöyle bir göz gezdirelim. İşlerde duvarlara yerinde beton dök diyor. Beton tavan, merdivene beton. Duvar paneli yerleştir. Destek kolonu yerleştir. Duvarlara beton, yük boşalt. Tavan. Yani beton ve vinç işimiz var bugün. Evet. Sadece bir kez gidip prefabrik duvar parçalarını alacağız, o kadar. Onun haricinde şantiyede duvar ve beton ve şey var. Vinç işimiz var. O zaman ne yapalım? Alalım araçları, çekelim betona başlayalım. Başlayalım abi. Bolca beton işimiz var. Evet. Ben senin mikserini alayım. Aynen. Sen Sen oradan. elimi, ben buradan bir çıkayım. Evet. Aldım geri. Ben bu tarafa girişeyim. Senin şey yetmiyor ya bu yeri. Sen Tamam. de diğer tarafa. Yuvarla da ben alayım. Hazneyi de çaldım. Açıyorum. Açtım. Haydi kolay gelsin. Hadi bakalım. İşe koyulalım. Evet abi hiç beklemez. Bol betonlu, bol vinçli bir bölüm olacak. Aynen öyle abi. Beton işini severiz ya. Kazıdan sonra. Severiz. Kazıdan sonra sevdiğimiz işlerin başında gelir. Kesinlikle. Bu arada yeni bir oyun duyuruldu. Bugün zaten Discord'da da paylaştım. Gördünüz. Bizim bir önceki bölüm konuştuğumuz hayali adamlar gerçekleştiriyor şu anda. Evet abi. Oyunun adı neydi? Road Craft mıydı? Road, evet öyle bir şey olması lazım. Craft'ı Saber geliştiriyor. Bu SnowRunner'ın yapımcısı aynı şekilde, geliştiricisi. Yani fizik ve görselin bir arada olduğu bir oyun geliyor 2025 yılında. Tam net bir tarih yok ama yıl olarak Evet, 2025 yılı diyor. ya Sabırsızlıkla bekliyoruz yani. bekliyoruz çünkü SnowRunner'ın fizikleri bir kere Fiziğini, evet, grafiğini biliyoruz. şimdi bir de onunla beraber yine bu inşaat yapım aşamaları yani şu anki yaptığımız işi SnowRunner'ın içerisinde yapmak bayağı iyi olacak diyor. Yani bayağı bir güzel bir oyun olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Fizik açısından yani bayağı başarılı bir şey olacak. Tabii yine bence hatalarla beraber çıkacak ama o da çok sorun değil abi. Yok, ilk etapta hataları elbet olur. Güncellemelerle hallediyorlar o işi de. Evet. Yani ufak bir şirket de değil, biliyoruz SnowRunner'dan. Evet. Desteğini kesecek bir şey de değil. Bir şirket de değil. Yok yok değil öyle kapanmaya gidelim işte mağdur edelim falan. Evet. Çok zor ya 2025 yılında abi. SnowRunner'ın işte bu Road geliyor. GTA diyorlar bu gelecek. Bakalım. GTA 2025 sonu muydu? 2025 sonu muydu? Galiba 2000 yıl 26'ya mı atlandı? yok. Geçen bir okumuştum da hatırlayamıyorum tam. Yok ya öyle bir atma durumu yok şu anda. 2025 mi hala? Hala Değişmedi değil mi? 25, 2025'in Eylül aylarından söz ediyorlar ama Ha, güzel. yani kuvvetli muhtemel çıkar diye şartı yok. Tabii nerede oynayacağız, nasıl oynayacağız, hangi bilgisayarda oynayacağız? Çünkü yani ben bugün biraz incelemelerine baktım. Oyun içerisi çok kalabalık, aşırı kalabalık. Yani o kadar NPC, o kadar
oyun motoru kasacak ya, yoracak. Kasacak yani, sistem gereksinimi epey yüksek olur diyor. Tabii zaten şeye de, bilgisayarı da muhtemelen bir sene sonra falan gelecek abi. Büyük ihtimal. PlayStation'lara falan gelecek. Hı hı. Xbox'a, PlayStation'a. Bakalım, beklemedeyiz abi. Beklemedeyiz. Sen aracı toplarken ben hemen şu iki tane ahşap direği yerleştireyim, sonra beraber gidelim. Tamam. Şu prefabrikleri alalım. Ya sen beton işini bitirdin değil mi? Bitirdim. Bir yolculuk yapalım seninle beraber. Çıkalım abi. Sonra sen mobil vincini al. Aa, tavan bileşeni yerleştir diyor. Ha, bunları şeye... Neyse, prefabrik bileşenleri alalım biz. Geçen bölümdeki gibi yaparız. Bunlar burada kalsın. Bir yandan sen mobilleşe yaparsın. Tamam. Aynı işleyişte yaparız. Ben de tavan bileşenlerini yerleştiririm. Kule vinçle. Şimdi o zaman sen... Şu ikisini yerleştirip... Tamam. Ondan sonra çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ben o zaman şu tırı bir çevireyim. Aynen, sen tırı çevir. Adamlar yerden ahşap şeyi sıyırırken ses çıkarmayı bile eklemişler ya. Evet abi. Kaldırırken. Evet, ilk bölümlerde de konuşmuştuk seninle bunu. Evet ya. Yani YouTube'a sesimiz yüklememiştik galiba. O zaman bir teknik şeyler olmuştu sanırım. Evet. Problemler. Tabii bu bayağı oldu abi ya. 5-6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Yani o zaman da konuşmuştuk. Hele özellikle şu tavan bileşenleri ya da ahşap kalasları falan. Evet. Derken. O sürtünme sesi. Senin betonla kapatalım boşuna. Bakalım, uzak değil. Şu virajlı yollardan düze indik mi? Aynen, aynen. Aslında bunu gidip ben alıp sen de devam mı etseydin diye düşündüm abi de. İkimiz birlikte girişiriz çünkü tamam. Burada 10 parça var, 5 parça. Ya ikimiz birlikte girişiriz ya iş. Tamam, tamam abi. Görsel olarak da daha güzel olur. Senin yaptığın iş, benim yaptığım iş, ikisi de görünür. Okey abi. Çok uzak bir yerdeyiz zaten, hemen yükleyip geleceğiz. Zaten otomatik yüklüyor. Aynen. Bir şeyimiz yok. Bir şehir manzarasını izlemeyelim mi ya? Valla ben şu an izliyorum. Bu arada şehir küçük de değil abi. Evet, epey büyük ya. Uçtan uca. Bayağı yol gidiyorsun. Bir yerden bir yere giderken. Evet. Liman görünüyor burada. Limandaki konteyner gemisi görünüyor. Şimdi sizi sollamaya kalkacağım. Karşıdan değer vermez geldi araç. Şimdi ben dış kameradayım, ben bakayım. Sollayamıyoruz. Ağaçlardan görünmüyor ama gelen var ya. Olur bu saatte. Neyse, çok yavaş gitmiyorlar en azından. Yok yok abi, kitlemiyorlar ya. Dönerken de biz gideceğiz abi arka tarafı rampayla. Evet. Dönerken. Ben az kitlemedim diyorsun mobil vinçle. Ben var ya, ben yol verdim abi Allah'ın ipisine yani. Geç artık diye onlara bile üzüldüm diyorsun. Vallahi yol verdim ya. Adamların zaten tek işi aynı bölgede dönüp durmak.
Şu ışığı geçtik mi geldik. Evet. Sen yükleyebiliyor mu? Gideyim bir bakayım. Bir bak bakalım. Zaten iki tane vardı. E aşamasının ikisini de yükle bak. Ben Tamam. bakıyorum arkaya. Ben de bu arada... Şimdi iki paket diyor. Satın alma diyorum. Evet. Paket yükle. Evet. Geldi bir tane. Okey değil mi? Tamam. Evet geldi ikisi de. Hadi bakalım. Tamam, dön abi. Dönüyorum ben oradan geleceğim. Devam. Dört, altı, yedi parça. Tamam, sağda da bir 10 parça vardı galiba. Hı. 10 parça şey yerleştireceğiz. Sonra onun tavanını yerleştireceğiz bir de sanırım. Ahşap tavan. Bir tarafta da beton olacak. Aynen. Bu bölüm işte şeyleri bitiriyoruz. Apartmanları, binaları bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde avluya geçeceğiz. Bir limana da gideceğiz seninle mobilin işte beraber. Evet, önümüzdeki bölümde o. Evet, malzemenin siparişini verdik, teslimatını bekliyoruz. Gelsin gemi. Bir sonraki bölüm gidip alacağız. Hadi bakalım. Dağlık rampalara. Başladık abi, evet. Onu diyecektim. Çanakkale Gelibolu yollarına benziyor abi ya. Daha önce gitti mi bilmiyorum da. Yok, gitmedim. Orası da mı böyle? Oralarda böyle, evet. Birdenbire düzlükten dağın tepesine tırmanıyorsun. Şeyi biliyor musun? Antalya Mersin arası yolu. Yok, oraya da... Orası zaten şey, yani tamamen viraj. Bir taraf uçurum, aşağı taraf deniz, diğer taraf dağ. O yollarda abi sürekli viraj, yani aracın tekeri düze dönmüyor abi. Devamlı viraj, devamlı viraj. Tek gidiş, tek geliş. 4-4,5 saat falan sürüyor. Yani şey... Sürekli virajlıyor. Tabii. Zaten Türkiye'nin en tehlikeli ikinci yolu mu, birinci yolu mu ne? Öyle bir şey olması lazım. Vay be. Tamam, coğrafya bunlar. Aynen, coğrafyamız da kuvvetli, bakıyorum. Tabii abi. Hadi koçum bas, hadi koçum bas. Hızlan biraz. Bakayım senin kadranı görebiliyor muyum? Galiba 20 ile falan mı gidiyorsun abi? Yok. 33. Be. İlk solda. Artık yolları ezberledik ya. Ezberledik abi.
Şimdi bunu nereye çekelim? Şimdi abi bunu geçen sefer beni biraz zorladı. Bunu tam tersi yapacağız. Şunları buraya çekeceğiz. Sen o tarafta olacaksın. Tamam. Uzatacaksın, kısaltacaksın. Aynen. Diğer türlü dön gel. Evet. Sen al mobilini. Önce bir şu yükleri bir açalım. Ha kilitli diyor. Açtın mı sen? Yok, açmadım. Unuttum ben açmayı. Tamam. Direkt şeye çıktım ben, kuleye. Tamam, açmış olmam lazım. Görünüyor mu? Açılmış. Tamam. Şimdi kule vinçte arkadaki betondan bir şey yapıyor, destek yapıyor. Yani denge arkadaki beton sağlıyor. Mobilde bu arkadaki ayak mı şey yapıyor? O ayaklar mı yapıyor ya da arkada şey var? İşte onu Şükrü olsaydı şimdi Şükrü'ye sorardık. O Ha, döndüğü tamam. kabin Yok, yerinde ben ağırlık mı var? beton açtı arkaya da. Tamam. Var değil mi arkada bir şey? Makine kapalıyken görünmüyor ama şey yapınca açıldı. Ya ben şimdi bizim iş yerinin karşısında şantiye var. Oradan bakıyorum da oradaki mobil vinçlerin arkasından şey çıkıyor. Ekstra bir bacak daha çıkıyor. Dengeyi sağlamak için, ağırlığı Ya dengelemek için. öyle olduğunu düşünüyorum ama doğru mu yanlış mı? Doğrusunu Şükrü bilir. Şükrü bana geçen şeyden atıyor. Detaylı açıklamalar yapıyordu. Instagram'dan video atıyor. Ha. Winch videosu, fotoğrafı. Aha. Adam açıklamalar yapıyor. Pedalları var. Pedallar şöyle böyle. Tam winch hastası. Tamam. Liberim de liberim. Liberim, ne liberim. Aynen abi. Böyle benim çalışmam da daha rahat oluyor. Şu an ben de daha rahatım abi. Zaten direkt bu aklıma geldi benim, sen söylemeden önce. Öyle o tarafa bu tarafa döneceğimize. Ya evet. Yolda gelirken onu düşünüyordum nasıl yapsak diye de sen söyleyince tamam. Allah. Şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şey yok abi. Şey yok, bir şey yok. Evet, son tavan parçamı yerleştireyim. Sonra büyük ihtimal bana diyecek ki oraya beton dök. Evet.
Evet. Evet, tamam. Çıkın. Betonu yıkarım bakalım. Sana da diyecek ki onun tavan şeylerini yerleştir. Ahşap tavanlarını. Evet abi, ben bugün komple bir işe çalışacağım galiba. İki farklı yapı yaptırıyor bize tek projede. Merdivenlere beton döküyor. Dökelim. Boş bırakmıyor bizi ya. Evet ya. Betonun daha var. Yine beton var. Son beton herhalde. Başka beton var mı? Betonumuz bitti. Dolduralım hemen. Ben de son parçamı yerleştireyim. Evet, dediğin gibi. Sana şimdi tavan parçası yerleştirecek aynı.
Bakalım işlere. Bir beton daha var diyor. Bir de yük boşaltma var diyor. Sen onu yerleştirdikten sonra. O senin yuvarlak silindir yapıya. Beton mu var? Hı. O zaman malzeme alacağız oraya önce. Yok. Malzemeye gerek yok. Büyük ihtimal malzeme vardır diye. Yani sadece ahşaplar var ama. Birini ben alayım, uzağa gideyim şunu. Diğerini sen al, olur mu? O an bendeki, heh. Aynı sen falan. Az bir şey çek bunu kendine doğru. Ben alayım, uzağa gideyim, sen de yakındakine yap işte. Tamam. Beton döküversen ben malzemeyi yerleştireyim. Tamam, başka ben şu tura alayım oradan. Toplayayım mı ben şeyi? Mobili. Sen mobili topla. Ya da sen mobili. Şimdi onu düşünüyorum. Daha mobil fazla kalsın, ben onu park edeceğim. Sen kendi aracını al. Ben şu turu götüreyim buradan. Sen beton dökerken ben halledeyim onu. Tamam, ben şu an betonuma geçiyorum. Sen betonunu al. Ben şu tarı çekeyim buradan. Sen de şu şantiyenin ışıklarını da bir yak abi. Yakayım hemen. Malzeme içerideymiş abi. Onun boşaltılması lazım. Tamam. Sen aracını kur, ben boşaltıyorum. Evet, yaptığımız yapının içine de girdim ilk defa. Kurdum. Tamam. İnşaat makinesi boş. İlhan abi para. Doldur, doldur. Malzemeden yana sıkıntımız yok. Bitirelim. Şöyle toplayalım. Şu araçları da bir yere bakayım. Bir sonraki bölümde betonla işimiz var mı? Malzeme teslimatı diyor. Daha yukarıda betonla işimiz yok. Bence beton araçlarını şimdi çekelim. Yola beton dökeceğiz çünkü büyük ihtimal oralara yol yapacağız. Beton araçlarını buradan çıkaralım. Park edelim bir. Ondan sonra bölümümüzü bitiririz.
güzel. Buradan çıkacak bir şey yok. Tamam. Taşa takılmış. Evet. Araçlarımızdan nizami bir şekilde fark ettiğimize göre bölümümüzü bitirebiliriz. Bitirelim abi. Şöyle eserimizin önünde duralım da. Mesaimiz bitti. Evet, akşam oldu, bitti. Bugün hızlı çalıştık. Bugün iyi çalıştık abi ya. Aynen, iyi çalıştık. Hızlıca bitirdik hemen. Sabah evet. Etmeden tekrar günü. Gerçekten. O zaman bir... eline emeğine sağlık diyelim. Öğrencim. Eline sağlık. Videoyu izleyen arkadaşlara da hatırlatmamızı yapalım. Arkadaşlar, YouTube'dan izleyen arkadaşlar, abone değillerse abone olmalarını rica ediyoruz. Videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir de neye bekliyoruz? Discord kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Discord kanalımızda etkinlikler yapıyoruz. Beraber oyun oynuyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Discord kanalımıza bekleriz. Yine Instagram, TikTok, diğer sosyal medya mecralarından da bizi takip edebilirsiniz. Hepsi YouTube kanalımızın hakkında kısmında mevcut. O zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.